Vallahi bir Müslümana hayatta yapılacak en büyük hakaret nedir biliyor musunuz? Kardeşim namaz kılıyor musun sorusunu bir Müslümana eğer soruluyorsa bu ona en büyük hakarettir. Ne demek namaz kılıyor musun? Kainatın Rabbi beni çağıracak da ben nasıl gitmem? Allah'ım sen bütün nimetleri verirken, Allah'ım sen beni huzurunda görmek isterken, Allah'ım ben bu kadar yanlışlarıma rağmen, bu kadar kusurlarıma rağmen sen beni görmek istediğinde Allah'ım ben nasıl gelmem deyip bir Müslüman hayatında namaz kılmak zorundadır. Seneler evvel bir kardeşimiz bana anlatmıştı. Bursa taraflarında askere gidene kadar hocam diyor hiç namazımı bırakmadım. Askere gittim, askerde de namazlarımı kılarken hocam diyor bir gün dediler ki büyük bir teftiş var. Alay komutanı gelecek. Hasbelkader biz de artık hocam diyor hazırlık yapmaya başladık. Sabah erkenden başladı hazırlıklar. Öğle ezanı okundu. Ne gelen var ne giden. Abdestim de var. İkindi vakti de yaklaştı. Dedim ki ben en iyisi bir köşede namazımı kılayım. Ondan sonra komutan gelirse artık ona göre ne yapacaksak yapacağız. Arkadaşlar bu kardeşimiz diyor ki hocam namaza durdum. Aksilik o ya. Komutan gelmiş. Alay komutanı. Hemen yanındakilerle haber göndermiş. O asker buraya gelsin. Eski askeriyeyi anlatmama gerek yok. Zaten malumunuz. Komutanın yanına çıktığımda ona diyor selam verdim. Kendi tekminimi verdim. Bana ilk sorduğu soru şu. Az önce ne yapıyordun desen? Dedim komutanım öğlen namazım geçiyordu. Namazımı kıldım. Komutan bana dedi ki sen bilmiyor musun? Burada Allah yok. Muhammed ise tatile çıktı. Sen bunu bilmiyor musun dedi bana. O bana bunları söyleyince cevap vermedim. Bana dedi ki bir daha seni burada namaz kılarken görürsen o seccadeyi sana yutturacağım. O arkadaş diyor ki hocam ben hayatımda namazla dirilen biri olarak Allah'a söz vermiş biri olarak ve bu namazın karşılığında Allah bana cenneti vaat ederken Allah yüreğime dokundu. Dedim ki komutanım bir şey sorabilir miyim? Sor. Komutanım şu omuzlarınızda iki yıldızınız var. Üç yıldızlı biri size emretse, yatıp kalkacaksın dese buna itaat eder misiniz? Dedi ki bu soru nasıl bir soru asker? Yıldızı fazla olan kişi az olana emretmek zorundadır. Emredilen de o emre uymak zorundadır. Parmağımı havaya kaldırdım ve dedim ki komutanım siz şu omuzunuzdaki yıldızlara güvenerek bana namaz kılmayacaksın diyorsunuz da kainatın sahibi gökyüzünde mi